Evet arkadaşlar, şimdi üst merkezimizi değiştirdik motorun. Şimdi de balataları değiştireceğiz. Balataları değiştirmek için alyanımız lazım. Alyan kaç bilmiyorum ama ben tornavidayla ilk gevşetmeyi denedim. Alyan almayı unuttuk. Şimdi 12'lik vidalar var. Onları şu şekilde gevşetiyorsunuz. Bu arada benim motorumun 10.000 kilometrede daha ilk defa balataları değişiyor ki balataları daha bitmedi. Üst merkez değişiyor diye fren sistemini komple tekrardan yeniledim. Haberiniz olsun. Yani frenimde herhangi bir şey yok da bunlar 11'lik mi ya? Ya 12'lik sıyıracak gibi oluyor. O yüzden sordum da. Şimdi biliyorsunuz motorun büyük bir bakımını yaptım. Yani zincirden tut balatalara, balatalardan tut yağına, yağından tut fren merkezine kadar çoğu yerini yaptım yani. Ufak tefek yerleri kaldı. Onları da yavaş yavaş yapacağım. Ön lastiklerin de değişmesi lazım. Dublex'e çevirebilirim. Eğer böyle bir video istiyorsanız da yorumlara belirtmeyi unutmayın. Bu arada fren havasını almayı falan da bu videoda göstereceğim sizlere. Şimdi şu iki tane alyanlığı şu şekilde sökeceksiniz. Ama ilk önce şu balatayı tamamen açtırmanız gerekiyor. Benim içinde hidrolik olmadığı için birden açıldı. Yani sizde açılmayabilir, açılmazsa korkmanıza gerek yok. Biraz sert olacaktır. Veya şurayı açarsınız. Şu 12'lik rekor vidasını ayırın. Buradan tekrardan yaparsınız. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bunu keşke böyle yapmasaydım. Gönül isterdi. Bu vidayı tornavidayla açmayalım. Alyan'la açalım ama Alyan'ı almayı unutmuşuz yanımıza. O yüzden tornavidayla olabildiğince sert sıkmaya çalışacağım. Sıyırttırmadan yapmaya çalışacağım. Sıyırırsa bizim için sıkıntılı olur. Şimdi balataları getirse mesela. Şimdi arkadaşlar balatalarım geldi. Balatalarıma şöyle bir göz gezdiriyorum. Balatalar aynı abi. Şöyle de yanlarına bakıyorum. Benim balatalar daha çok abi. Harbi diyorum daha çok. Şöyle bakarsanız birazdan açınca göstereceğim. Benim balatalar cidden az bile kullanmışım. Şöyle bakıyorum biraz hafiften aynalaşmaya başlamış ama sıfır balata tabii ki her zaman iyidir. 2 yıl oldu neredeyse. 2-3 yıl oldu. Mecburen ben de değiştirmek istedim abi ya. Belli abi. Şöyle RMG diye bir marka aslında. Dandik mi değil mi bilmiyorum. Markayı da kötülemeyelim. Yok ya. Birazcık az yemişiz ama yani değişme vakti geldi diye bir tahmin ediyorum. Çok az yemişiz. Cidden freni, ön freni az kullanmışız ama gerçekten trafikte çok önemi var bu ön frenin. Yani ön freninizi değiştirin. Şu şekilde içeride sekmanı gibi bir şey var. Buraya düzgünce oturtun. Zaten lıp diye oturuyor abi. Ama bu tarafta birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Burada çentik var. Çentik gibi bir şey. Oraya da şöyle oturtarak oturtuyorsunuz. Ondan sonra da şu kaliper vidası mı diyorlar artık, ne diyorlar motora bilmiyorum. Arabada kaliper vidası. Şöyle hatta şunu bir çekelim. Bakın içeriği görebiliyorsanız içeriye şu şekilde şunu bastırıp balatayı bastırıp kaliper vidasını oturtmanız gerekiyor. Yoksa olmuyor abi. Aynı şekilde diğer tarafı da yapacağız. Yaya baskı uygulasın diye. Şimdi şu balatayı da aynı şekilde şöyle bastırın aynı hizada, ondan sonra geçirin. Şu tarafını da bastırın, geçirin. Demek istediğimi takarken daha iyi anlayacaksınız. Buradan anlamıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle vidayı da arkadan görüyorsunuz. Gelişini görebiliyorsunuzdur. Göremiyor. Evet gördünüz. Şu üst tarafta da aynı şekilde. Bakın vidayı denkleştirin. Denk gelince sıkarsınız abi. Motorum yeni olduğu için tornavidayla açabiliyorum arkadaşlar. Sadece ilaç sürüp kapattıkları için. Şimdi aynı şekilde bu kaliperi oturtacağız. Sonra şu vidaları şöyle sıkacağız. Merkeze oturtalım. Pardon, kaliper demişim. Bu arada ön arka balatayı değiştirdim. Balataların arka balatayı değiştirirken söylemiştim şeyi. Neydi onun ismi? Bir 10.000 demişim. 10-20 kilometre boyunca biraz kırmızı ışıklarda erken frene basın demiştim. Çünkü tutma olasılığı birazcık düşük olur. Diske veya
kampanaya alışması için birazcık zor tutabilir. Tamam. Tamam, bu kadarcık oynama yapıyor, haberiniz olsun. Üst merkezini değiştirdik, balatasını değiştirdik. Şimdi sıra fren hidrolini koymakta ve havasını aldırmakta. Fren hidrolimiz boş markalı. DOT 3000 fren yağı, değil mi? İlk aşamada şurayı açacağız. Buradan fren hidrolimizi bir güzel boşaltacağız. Tamam, şöyle dökülmesini istemiyorum motora. O yüzden yavaş yavaş şey yapıyorum. Şimdi benim için drenaj gerçekten çok önemli arkadaşlar. Evet, şimdi fren hidrolimizi ekledik. Kapak açık kalsın. Şöyle hafiften şöyle bir merkeze yedirelim. Merkez bir şey yapsın. Şimdi şu tarafa bir geçir. Merkez vidası var. Yani şöyle şu şekilde bir 8'lik bir anahtar var. Ben şu üstü bir kapatayım. Bu vidayı hafiften gevşetiyoruz. Şu şekilde gevşettik. Şimdi şu elimi göster. Buradan hafif hafif yapıyoruz. Şurayı tut. Gördüğünüz gibi buradan yağ geliyor. Şimdi burayı kapatıyoruz. Bu ayar vidasını kapatın. Çok fazla sıkmaya gerek yok. Sonra burayı pompalıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde biraz pompalayın. Sertleştiğini hissedince şu şekilde yukarı tut. Basık tutun. Ondan sonra aşağı tut. Basık tuttuğunuzda şöyle gevşetin. Ondan sonra bir daha sıkın. Şu yukarıyı tut. Ondan sonra tekrardan şu şekilde pompalayın. Ondan sonra basık tutun. Ondan sonra bir daha gevşetin. Şu anki yapıyor olduğum hareketi 4 kere yaptıktan sonra veya 3 kere yaptıktan sonra bizim işlem tamam olacaktır. Şurayı tut. Evet, şu iki oldu arkadaşlar. Benim boru boş olduğu için ben tekrardan fren havasını almakta bu şekilde bir videoydu. Bu tekeri, yani şurayı, şu kısmı yıkamanız gerekiyor. Bu işlem sonrasında haberiniz olsun, yoksa lekesini falan bırakabilir. Bırakabilir değil, bırakır. Yani o yüzden arkadaşlar özellikle granaja gelmemesine dikkat edin fren yağınızı. Ben biraz titiz çalıştım. O yüzden pek fazla gelmedi. Sadece lastikte var. Lastikte de olması lazım arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir tapası var. Bu tapayı da kapatabilirsiniz veya ilk önce şurayı bir kontrol edin. Çok fazla sıkmayın. Alüminyum parça şey yapabilir. Kırılabilir. Yani yalama olabilir. Kırılabilir dedim. Yalama olabilir. Bu işlem bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.